Herkese merhaba. Ben Satı Selinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış sebzelerinden lahana sarması yapacağım. Bugün ben iç malzemesini o kadar farklı yaptım ki çok da lezzetli oldu. Öncelikle lahanamızı bir parçalayalım. Sonrasında da haşlamamız gerekiyor. Ortasındaki sert kısmını çıkartıyorum. Sonrasında da dış yapraklarında kötü olanlar oluyor. Onları çıkartıyorum. Ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi de kesimini yapıyorum. Bu şekilde kestiğiniz zaman hem haşlaması kolay oluyor hem de birer sarmalık işinizi kolaylaştırmış oluyorsunuz. Tencereme suyumu eklemiştim. Kaynamaya başladı. İçerisine atalım. Bir kaşık yardımıyla böyle birazcık karıştırıyor gibi yapın. Hem katmanlar açılsın hem de her tarafına su değsin ki kolay bir şekilde haşlansın. İçerisinden bir tane alın, böyle bir sarıyor gibi yapın. Kolay sarılıyorsa çıkartın. Çok fazla haşlarsanız sararken yırtılma olabilir. Burada sizlere dakika belirtemiyorum çünkü lahananın cinsinden değişiklik gösterebilir. Elinizle kontrolünü yapmanız en mantıklısı. Tamamını aynı işlemden geçirelim. Sonrasında da bir süzgeç alalım. İç malzemesi için 1,5 su bardağı pirinç, 150 gram kıyma, 1 yemek kaşığı dolusu sarımsak rendeledim, 1 tane de büyük kuru soğan doğradım. Yarımşar yemek domates salçası ve biber salçası ekleyelim. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve isot ekledim. Kullandığım miktarları açıklama kısmına net olarak yazıyorum. Oradan da bakarsınız. Bir tutam maydanoz doğradım. Bir tatlı kaşığı da kuru nane ekledim. Bir çay bardağı da zeytinyağı ekleyelim. tarifimde kıyma kullandığım için elimle iyi bir şekilde karıştırmak istedim. Elimizle böyle iyice yoğurarak bütün malzemeyi yedirelim. Ben normalde zeytinyağlı daha çok seviyorum ama bugün canım etli istedi ama etin kokusunu da çok fazla sevmiyorum. O yüzden etin kokusunu alması için isot ekledim. Hem lezzet vermişti hem de etin kokusu kesinlikle burnuma gelmiyordu. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bunu dipnot olarak yazabilirsiniz. Ben çok etçi biri değilim. Genelde zeytinyağlı daha çok seviyorum ama bugün canım etli istedi. Bu tarifi de mutlaka denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra da sarma işlemine geçebilirim. Ben sararken lahanayı böyle avcuma açıyorum. Sonrasında da iç malzemesinden ekliyorum. Düzleştirdikten sonra da kenarların içine de katlamıyorum. Bu şekilde sarıyorum. Zeytinyağlı yaptığım zaman da aynı işlemi yapıyorum. Etli yaptığım zaman da ben genelde lahanayı böyle içine katlamıyorum. Bu şekilde direkt sarıyorum. Açılma ya da taşma da yapmıyor. Ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmına yazarım. Oradan bakarsınız. Lahana 2 kilo kadar diyebilirim. İç malzemem de tam denk geliyor. Tamamı bitene kadar aynı işlemden geçirdim. Lahanalarımı güzel bir şekilde sardım. Kenarlarından kesmiş olduğum bu sert kısımlarını ben alt tabanına bu şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında piştikten sonra bunları da yiyorum. Kesinlikle ziyan olmuyor. Hem de eğer ocakta unutursanız dibine tutma olursa bunlar yanıyor. Sarmış olduğum lahanaları da sıra sıra diziyorum. İki sıra lahana oldu. dizme şeklinde gösteriyorum ki ilk kez mutfağa girenler için de böyle örnek olsun. Ben lahanayı genelde bir su bardağı suyla pişiriyorum. Yani çok fazla su eklemiyorum. Bir su bardağı da yeterli geliyor. Sonrasında da üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Üzerine uygun bir tane tabak kapatın, kapağını da kapatın. Ocağımızı alalım. Ben ocağımın küçük gözünde kısık ateşte ortalama 50 dakika pişiriyorum. İster sıcak, ister ılık, isterseniz de soğuk bir şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli olmuştu. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ben genelde saracağım zaman küçük bir lahana alıyorum çünkü evde sadece ben yiyorum. Lahanam 2 kiloya yakın o yüzden sizlerinki daha büyükse iç malzemesini ona göre artırırsınız. Servis tabağını alıyorum. İzledikten sonra beğeni ve yorum yapmanız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarımı genelde okuyorum. Soru sorduğunuz zaman da cevaplıyorum. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim sevdiklerinize kanalımı önerin yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorum kısmına yazın öncelik vereyim tarifle ilgili herhangi bir öneriniz varsa onu da yazın gerçekten çok önemsiyorum dikkat ede alıyorum bu dibine koymuş olduğum lahanalarda çok ama çok lezzetli oluyor bunları da ziyan etmeyelim yiyelim Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın.